Merhaba arkadaşlar. Kaldırma kuvveti ile ilgili kalan sorularımızın çözümüyle devam ediyoruz. 31. sorumuzda demiş ki X küpü sıvı içinde şekil epi dengedeyken G ağırlığındaki bir cisme bazı yüzeylerin etkiden sıvı basınç kuvvetleri gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvvetinin sebebi zaten nedir? Sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Yani burada cismin yüzeylerine etkilen o kuvvetlerin hepsinin bileşkesi neyi verecektir bize? Kaldırma kuvveti verecektir. Peki burada F2 artı F1 tabi bu toplam şeklinde artı olacak arkadaşlar. Şimdi vektörel toplamı. Şimdi baktığımız zaman sıvı yüzeyine F3 ve F4'ün derinlikleri aynı. Bir küp şeklinde olduğu için de küp olduğu için yüzey alanları aynı olduğu için. F3 ile F4'ün büyüklükleri nedir arkadaşlar? Büyüklük olarak birbirine eşittir. Yani bu kuvvetler birbirini ne yapacaktır? Dengeleyecektir. Ancak F1 dediğimiz şey sıvı basıncı sıvı derinliğine bağlı olduğu için F1'in sıvı yüzeyine olan uzaklığıyla cismin tabanının sıvı yüzeyine olan uzaklığı farklı olduğu için F2'nin büyüklüğü F1'in büyüklüğünden nedir? F2'nin büyüklüğü F1'den daha fazla olacaktır. Ve bu 1 ile 2'nin vektörel toplamı. Yani aslında burada F2 artı F1 demek ne demektir vektör olarak? Aslında mutlak derece ne yapıyorsun? Sonuçta sen bunun vektör olarak topluyorsun. Yani birbirinden çıkarmış oluyorsun. Bu kuvvetin değerini 10 Newton dersem, bu kuvvetin değerini 30 Newton dersem F1 artı F2 ne yapacaktır? 20 Newton'luk bir kuvvet verecektir yukarı yönlü olarak. İşte bu kuvvetin büyüklüğü neyi dengelemiş oluyor? Cisim orada dengede kaldığına göre bu cismin ağırlığı olan G'ye eşit olmuş oluyor. Yani birinci ifademiz doğru mudur? Doğrudur. F1 de F2'nin büyüklüğü eşit midir? Hayır. Sonuçta HDGS olarak yani sıvı basınç kuvveti olarak baktığımız zaman sıvı basınçları farklı olduğu için F2 F1'den ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. F3 ve F4 yan yüzeyler olduğu için derinlikler aynı ve basınç kuvvetleri birbirine eşit olacağı için büyüklük olarak bunlar birbirine nedir? Eşittir. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. 32. sorumuz demiş ki K cismi X hızına bırakıldığında sıvıda yüzmektedir. Yani bıraktığımız zaman ne yapıyormuş? Bu cisim burada yüzüyormuş. K cismin sıvıya batan hacminin tüm hacmine oranı. Şimdi batan hacminin tüm hacmine oranı neyi verecektir arkadaşlar? Cismin öz kütlesiyle alakalıdır. Yani şöyle düşün. Bu cisim burada yüzdüğü için ne var? Aşağı doğru bu cismin ağırlığı var. Yukarıya doğru buna etkilen kaldırma kuvveti var. Dengede olduğu için o zaman büyüklük olarak kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığına nedir? Eşittir. Kaldırma kuvveti nedir? V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Cismin ağırlığı nedir? Cismin ağırlığı da mg'dir. Peki buradaki m'i açarsak yani cismin kütlesini açarsak o da cismin öz kütlesi çarpı cismin hacmi olacak çarpı g. G'ler gitti. Burada batan hacmin cismin hacmine oranı neyi verecektir arkadaşlar? D cisim bölü D sıvı oranı verecektir. O zaman K cismin sıvıya batan hacminin tüm hacmine oranı nedir aslında? Cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinin oranına eşittir. Tek başına değişmesiyle değişir. O zaman cismin kütlesini değiştirirsek değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Sonuçta bu neye bağlıdır? Öz kütleye bağlı olarak değişecektir. Sıvının öz kütlesini değiştirirsek evet o zaman bu oran değişecek. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinin oranı değişecektir. Sadece cismin kütlesini tek başına değiştirmek cismin öz kütlesini etkilemeyecek. Kütle arttıkça hacim de artacak ama batma oranı ne yapmayacak? Batma oranı değişmeyecek arkadaşlar. Cismin şekli değişse de yine öz kütlesi değişmediği için batma oranı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Yani cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. 33. sorumuz arkadaşlar 2020 TET sınavında gelmiş olan bir soru. Demiş ki M kütleli homojen ve suda çözünmeyen katı bir cisim şekildeki gibi yüzüyor. Suyun içine bir miktar tuz atılıp tuzun çözülmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar tuzun öz kütlesi suyun öz kütlesinden nedir? Büyüktür. Dolayısıyla biz tuzu çözdüğümüz zaman buradaki suyun öz kütle değerini ne yapmış olacağız? Arttırmış olacağız. Tuz çözümünde cismin batan hacmi ve cisme etkilen kaldırma kuvveti. Peki şu anda bu cisme etkilen kaldırma kuvveti yüzdüğü için neye eşit arkadaşlar? Cismin ağırlığına eşit. Yani kaldırma kuvveti dediğimiz veya batan çarpı D sıvı çarpı G'miz neye eşit? Cismin ağırlığına da geliyor. Mg'sine gelmiş oluyor. Biz tuzu çözdüğümüz zaman ne yapacak? Sıvının yoğunluğu artacak. Sıvı yoğunluğu artınca ne yapacak? Kaldırma kuvveti artacak. Kaldırma kuvveti artınca kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olacak. Ama olamaz. Aşağı yukarı doğru kaldırma kuvveti, aşağı doğru ağırlık var. Kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olduğu zaman yukarı doğru net bir kuvvet oluşacak ve cisim o kuvvetin etkisiyle bu sefer yukarıya doğru hareket etmeye başlayacak. Ve dolayısıyla batan hacim değeri ne yapacak? Batan hacim tekrar azalacak. Bir süre sonra ne yapacak? Tekrar dengeye gelecek. Dengeye geldiği zaman kaldırma kuvveti değer olarak ne yapacak? Yine aynı ağırlığı dengeleyecek. Dolayısıyla cisme etkilen kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Ama sıvının yoğunluğu arttığı için ne olacaktır? Cisim biraz yukarı doğru hareket ettiği için batan hacim azalacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar Adana olacak. 34. sorumuz. X-Y cisimleri bir iple birbirine bağlı sıvı içinde konulan şekildeki bir dengede kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu cisimler neymiş? Dengedeymiş. Dengede olduğuna göre mesela X cismine etkilen kuvvetlere baktığımız zaman ne var? Aşağı doğru X'in bir ağırlığı var. Yukarıya doğru buna etkilen ne var? Bir sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti var.
Ha bir de buradan çeken ne var? İp var. Eğer bu cisim dengedeyse denge şartı nedir? Bu cisim üzerinde etkilenen toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Şimdi aşağı kuvvetleri yukarı kuvvetleri dengeliyor. Hadi ipi de bileşenlerine ayırdım diyelim. İpin bir düşey bileşeni var. İpin bir de burada neyi var? Yatay bileşeni var. Hadi ipin düşey bileşeni artı ağırlığın toplamı kaldırma kuvveti tarafından dengeledi. İpin yatay bileşeni dengeleyecek. Bu X cismine yani yatay bileşen sağa doğru çeker. O bileşeni dengeleyecek. Sola doğru sistemde bir kuvvet var mı? Yok. Öyle bir kuvvet olmadan nasıl denge sağlanabilir? Sağlanamaz. Sonuçta denge şartı toplam kuvvet sıfır olacak. O zaman sola doğru çeken bir kuvvet olmadığına göre sağa doğru çeken bir kuvvetin de olmaması lazım. Yani ipin yatay bileşeni olmayacak. Yatay bileşenin olması demek ipte bir gerilme olması demek. Yani buradaki ip gerilmesi arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Eğer ipte bir gerilme olsaydı bu cisimler bu şekilde dengede kalamazdı. Aynı şekilde mesela Y'ye bakarsanız o ipteki germenin işte sola doğru çeken bileşeni dengeleyecek, X'i dengeleyecek, sağa doğru burada bir kuvvet var mı? Yok. O zaman bu da dengede kalma şansı var mı? Yok. Dengede kalma tek şansları nedir? İp germesi sıfır olunca ancak dengede kalabilirler. İp germesi sıfırsa arkadaşlar demek ki bu X ile Y de ne yapıyor? Askıda kalıyor. Askıda kaldığına göre demek ki hepsinin öz kütlesi birbirine nedir? Eşittir. Dolayısıyla ne olabilir? Yalnızca biri olabilir arkadaşlar. 2 ve 3 olmaz. Sonuçta mesela X'in öz kütlesi değerden küçük olsa yukarı doğru yüzmek isteseydi ip onu aşağı doğru çekecek ama ya sağa doğru çeken bileşen dengeleyecek bir şey olmadığı için ne olurdu? Bu şekilde dengede kalmazdı. Ancak o nasıl olabilirdi? Şu durumda olabilirdi. Yani X yukarıda, Y aşağıda. İp germesi de o kaldırma kuvveti ve ağırlıkla aynı doğrultuda olsaydı yatay bileşenin olmaması gerekiyor. O yüzden 2 ve 3. öncülümüz ne yapmaz? Olmaz arkadaşlar. Cevabımız Adana olacaktır. 35. sorumuz arkadaşlar. Şekilde katı cisim bir iple bağlı olarak sıvının içinde dengededir. Buna göre ip kesildiğinde hangileri artar? İp germesi sıfırdan farklıymış arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bu cismin neyi var arkadaşlar? Bir ağırlığı var. Ne kadar atıyorum? 100 Newton'luk bir ağırlığı olsun. Bu da bir kaldırma kuvveti etkisini. Ne kadar atıyorum? 80 Newton olsun. Bir de burada ne var? İp germesi var. İp germesi de ne kadar olsun? 20 Newton olsun. Şimdi ipi kestiğim zaman ne olacak arkadaşlar? Şimdi bu 20 Newton'luk ip germesi o cismi dışarıda tutan yani o kabın içinden dışarıdan tutan bir kuvvettir. O zaman ben bunu kestiğim zaman o 20 Newton'luk ağırlık ne yapmış olacak? Sisteme eklenmiş olacak. Dolayısıyla baskülün gösterdiği değer ne yapacaktır? Baskülün gösterdiği değer artacaktır. Hatta ne kadar artacaktır? İp germesi kadar artacaktır. Yani şöyle düşün, bir kap var. Kabın içine sen bir cismi koydun ama o cismi bir iple de ne yapıyorsun? Dışarıdan tutuyorsun. Yani elinle tuttuğunu düşün. Dolayısıyla o cismin ağırlığını biraz aslında biz taşıyoruz. Bıraktığımız zaman ne yapacak? O ağırlık kaba eklenmiş olacak. K noktasındaki sıvı basıncı. Bunu kestiğim zaman ne olacak? Cisim şu anda aşağı inmek istediği için yani kaldırma kuvveti ağırlığı dengelemediği için ne olacaktır? O cisim tabana batacaktır. 100 Newton'luk ağırlığı kaldırma kuvveti artı. Bu sefer yüzeyin tepkisi dengeleyecek. Ama zaten cismin tamamı burada sıvı içine girmişti. Gene sıvının içinde olduğu için. Dolayısıyla toplam batan hacim değişmediği için sıvı yüksekliği H ne yapmayacaktır? H değişmeyecektir. H değişmediği için sıvı basıncı da ne yapmaz? Sıvı basıncı da arkadaşlar değişmez. Cisme etkilen kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Sıvı değişmiyor, G değişmiyor. Batan hacim tamam batmıştı. Biraz sonra dibe batacak ama yine tamam batacak. Dolayısıyla kaldırma kuvveti de ne yapmaz arkadaşlar? Kaldırma kuvveti de değişmez. Artan nedir? Artan sadece baskülün gösterdiği değerdir. Yani cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. 36. sorumuz. K cismi D ve 2D öz kütlesi birbirine karışmayan ikisi sıvıların içinde dengededir. Buna göre hangileri doğru olabilir? K cismin öz kütlesi D'den küçük. Şimdi arkadaşlar K cisminin öz kütlesi D'den küçük olsaydı ne olurdu? Bu K cisminin tamamı ne yapardı? Bu D öz kütlesi sıvı içinde yüzerdi. Şimdi ama cismin biraz neyi dışarıda? Yani şöyle düşünün. Bu D öz kütleli cisim olsun, sıvı olsun. Bizim K cismin öz kütlesi D'den küçük olduğu için ne yapsın? Şu şekilde yüzecek olsun. Tamam mı? Veya buna ne diyelim? Şöyle diyelim. Şu kısma V diyelim. Şu kısma atıyorum 10V diyelim. Yani 11V'nin onu batmış. 11'de onu batmış şekilde yüzmesi gerekiyor. Yani öz kütlesini o şekilde düşünelim. D'den daha küçük bir öz kütle olduğu için yüzecek. Peki şöyle düşünelim. Buradaki hacmi atıyorum V bölü 2 yaparsam. Yani sonuçta V'den daha küçük bir değer yaparsam. Yani normalde sıvının dışında kalması gereken hacim ne kadardı? V kadardı. Burası V'den daha küçük olma şansı var mı? Şimdi normalde bunun 10V'si batması gerekiyor. Ancak burada hacim olarak 10V'den daha azlık bir hacim. Yani sıvı yüksekliğimiz belli olduğu için burada 10V'den daha az. Bir atıyorum 5V olsun. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar?
Buradaki sıvı yüksekliği, air kütlesi sıvı yüksekliğinin az oldu. Yani normalde bu kadar sıvıda bu şekilde yüzmesi gerekirken, yani bu cisimetkeden kaldırma kuvveti ağırlığı dengeliyor. Ne kadar? Batalıcım 10 V çarpı D eder. 10 develik bir kaldırma kuvveti uygulanacak. Ancak buraya koyduğum bu ilk sıvısının yüksekliği çok az olsun. Yani ne yapsın? Cismin 10 V'lik kısmı oraya giremesin. O kadar sıvı olmadığını düşünelim. Dolayısıyla şu anda bu sıvı ne kadar kaldırma kuvveti uyguluyor? 5 develik bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Oysa ağırlığı ne kadar? 10 deve. Yani hala bir kaldırma kuvveti lazım. Dolayısıyla ne yapacaktır? 10 dev olabilmesi için işte şurada da 2,5 V'lik bir hacmi olduğunu düşünün. O zaman 2,5 çarpı işte 2'den 5 dev de burası kaldırma kuvveti olacak. Cismin ağırlığı dengeleyecek mi? Dengeleyecek. Ha, toplam ne oldu? 11 V'nin 7,5 V'si içeride oldu. 3,5 V'si de ne oldu? Dışarıda kalacak şekilde. Bu şekilde yüzebilir mi? Dengede kalabilir mi? Kalabilir. Yani bir kanun öz kütlesinde en küçük olması, bu şekilde kalabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şurada D öz kütleli sıvımızın çok az miktarda olduğunu düşün. Yani normalde zeytinyağına koyduğun bir cismi şu şekilde yüzeceğini düşün. Sonra bunu su ve zeytinyağından oluşan bir kaba koyduğunu düşün. Ama su miktarı çok fazla, zeytinyağı miktarının çok az olduğunu düşün. Yani şu zeytinyağı şu kadar hacim kaplayacak kadar zeytinyağı yok. Yani bıraktığım cismin zeytinyağına batan hacmi şu hacmi ne yapamıyor? Elde edemiyor. Dolayısıyla ne olacaktır? O zaman o kadar hacmi elde edemiyorsa daha az kaldırma kuvveti uyguladığı için mutlaka burada su da ekstra bir kaldırma kuvveti uygulayabilir. Kanun öz kütlesi 2D'den büyük olabilir mi? 2D'den büyük olamaz arkadaşlar. 2D'den büyük olsaydı ne olurdu? D öz kütlesi sıvıda da, 2D öz kütlesi sıvıda batmak isterdi. O zaman bu cisim mutlaka dibe batması gerekirdi. Yani bu şekilde durma şansı yoktur. D'den büyük, 2D'den küçük arada bir değer olabilir mi? Evet, o da olabilir. Sonuçta uygulanan kaldırma kuvveti arada bir yerde dengede kaldığı için D ile 2D arasında olabilir. Yani cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. Yani 3'ün olacağını zaten çıkarabilirsiniz. Yani cisim arada bir yerde olduğu için, biraz D'de biraz 2D'de olduğu için öz kütlesi de D ile 2D arasındaymış gibi düşünebilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. 2D'den büyük olursa dibe batması gerektiğini oradan çıkarabilirsiniz. Yalnız burada kıl olan ne? D'den küçük olma durumu. Normalde D'den küçükse hocam zaten bu D'de yüzecekti. O zaman burada 2D'ye batmış, böyle olmaz diye düşünebilirsiniz. Ama o da ne olabilir işte? Burada D öz kütleli sıvıdan çok az miktarda, çok az yükseklikte koyduğumuzu ve ona etkeden kaldırma kuvveti, yani ağırlığı dengeleyince kaldırma kuvvetinde o kadar hacmin o sıvıya batan kısmın o kadar hacim olmadığı durumları ne yapabiliriz? Düşünebiliriz arkadaşlar. 37. sorumuza geldik arkadaşlar. Demiş ki G ağırlıklı bir cisim sıvı içinde şekilde dengedeyken ip gelmesi G bölü 3. İp ne yapar arkadaşlar? Her zaman çeker. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu cismi aşağı doğru çekiyor. Ha, kabı da ne yapıyor? Yukarı doğru çekiyor. Dolayısıyla bu ip gelmede eşit ve zıt yönlü olduğu için sisteme genel dışarıdan baktığımız zaman, yani sistemi şöyle genel düşündüğümüz zaman aslında o ip gelmesinin bir önemi yok. Onlar birbirine eşit ve zıt yönde götürüyor. Ha, cismin ağırlığı da zaten ne? G. O zaman bu adama etkeden kaldırma kuvvetine kadar kaldırma kuvveti şu anda G artı G bölü 3'ü dengelediği için 4 bölü 3 G'lik bir kaldırma kuvveti etkiliyor. İp koparsa baskülün gösterdiği değer nasıl değişir? İpi kesersem ne olacak? O zaman işte kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olduğu için cisim yukarı hareket edecek. Bir kısmı sıvının dışına çıkacak ve kaldırma kuvveti G eşit olup dengelenecek. Ama sonuçta baskülün gösterdiği değer için ben sisteme genel bakacağım. Şimdi sisteme arkadaşlar dışarıdan eklediğimiz ekstra bir ağırlık var mı? Yok. Yani bir şey eklemedik, zaten cisim içindeydi. Peki sistemden çıkan bir şey var mı? Hayır. İpi kestik ama o ip ne yapıyordu? O ip cismi aşağı doğru çekerken kabı da aynı miktarda yukarı çekiyordu. Yani bir iç kuvvetti. O iç kuvveti olduğu için sisteme dışarıdan bir etki olmadığı için ne yapmaz arkadaşlar? Baskünün gösterdiği değer değişmeyecektir. 38. sorumuz arkadaşlar. Cam su sıvı içinde bir cisme etkeden kaldırma kuvvetiyle bilgileri doğru olma durumuna göre aşağıdaki tabloda işaretliyor. Hangisinde hata yapmıştır? Cisimle etkilenen kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Şimdi ne olabilir? Bıraktığım zaman cisim ne olacaktır? Ya yüzecektir, ya askıda kalacaktır, ya da ne yapacaktır? Dibe batacaktır. Eğer yüzüyor ve askıda kalıyorsa kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadar olur. Ama dibe batıyorsa kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Kesinlikle doğru mu? Hayır. Yüzüyor ve askıda kalıyor durumu için bu kesinlikle doğru değil. Doğru olabilir. Dolayısıyla birinci öncülde hata yapmıştır. Cisme etkeden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Evet, yüzüyor veya askıda kalıyorsa olabilir. Dolayısıyla bu da olabilir. Doğru işaretlemiş. Cisme etkeden kaldırma kuvveti cismin yerini değiştirdi. Sıvının ağırlığına eşit. Sonuçta kaldırma kuvvetinin formülü ne arkadaşlar? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Zaten cisim batan hacmi kadar sıvının yerini değiştiriyor. Dolayısıyla şu batan hacim çarpı D sıvı yer değiştirdi sıvının kütlesi olacak. Bunu G ile de çarparsak yer değiştirdi sıvının ağırlığına eşit olacak. Dolayısıyla cisimlere etkilenen kaldırma kuvveti yer değiştirdi sıvının ağırlığına eşittir. Bu da kesinlikle nedir? Bu kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla Cansu'nun hata yaptığı öncül yalnız 1 olmuştur. Cevabımız Adana olacaktır.